Şimdi eskiden beri hep düşünürdüm ben. Meleklere iman niye o kadar lazım? Yani etmesem ne olur? Etmesem kafir olurum da. Peki karım ne? Çok tuhaf yani şualar 258'de çok acayip sıralıyor. Ben şimdi şöyle diyeyim de e, ee, imansız bir insanın insan, imansız için şöyle diyor ama ustad bunu hissetmiş böyle diyor ki dünyanın beni hayat içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti, gurbet vahşettir. Yani vahşet nedir? Afrika'da, Afrika'ya git o safari diyorlar herhalde. Oraya o <laughs> sahraya düş. O sahrada kurtuluşun yok. Sağa gitsen timsah yiyecek, sola gitsen sırtlan yiyecek, öne gitsen yılan yutacak. Yani ne yaparsan yap o zaman ölümü seç. Neyle ölmek istersin? Timsahla mı, yılanla mı, kartallarla mı? İşte buna gurbet diyor. Gurbet böyle bir şey yani e, sahipsiz, korunaksız e, haletini veriyor. Ondan gurbet vahşettir diyor. Dünya da gurbettir. Şimdi ona girmeyeceğim. Gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken, ne için boş dünya? Çünkü fıtratımın karşılığı değil fıtratımı gönderiyorum dünyaya, boşa düşüyor. Yani ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, bir anda her yerde olmak istiyorum, derk eder istemiyorum, ölmek istemiyorum. Dünyada bunlar yok. Ama buradayım, o zaman benim fıtratıma göre dünya olmadığından dünya boş. O zaman boş dünya başıma yık yıkılırken he, melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi meleklere iman. Diyor ki madem kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Meleklerin birincisi kainatı ve boş dünyayı boşluktan kurtarıyor, şenlendiriyor. Mesela dağdasın, yataktasın, şuradasın, buradasın. Hiç kimse yok. İnsan sıkılır. Adem Aleyhisselam gibi düşün. Dünyaya geldin. Bir insan yok. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada bir sen varsın. Hiç kimse yok gündüz bile karanlıktır. İşte insanın etrafında insan bile olsa kendisi gibi düşünen, kendi sevdiklerini paylaşan kimse olmayınca insan tektir yani karabalık olmasına bakma. İşte insanın tekliğini kaldıran, dünyasını şenlendiren melekler ve ruhanilerle doldurdu. Meleklere iman, ee, senin düşündüklerini düşünen, sevdiklerini seven, sana yardım eden, sana ilham eden, vahiy getiren, e, senin düşmanların, mele şeytanları kovan, e, seni düşmekten şifa vermelere vesile olan kimler bunlar? Meleklerdir. Başka vazifesi de var. Melekler ve ruhanelerle doldurdu boş ve eee vahşi gurbeti neyi yaptı? Ruhaniler ve melekler doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlık. Ustad karanlığa şey diyor. Ee başka bir yerde yani şuallar 94 yer, diyor. Karanlıklı bir gurbet diyor. Karanlıklı bir gecede unutmayın gece karanlık değildir. Gece başkadır, karanlık başkadır. Ama Allah karanlığı gecenin üzerine bindirmiş. Devamlı gece olunca karanlık onu örttüğü için elbiseyle. Mesela Hasan deyince herkes beni beyaz gömlekte hatırlar. Çünkü beni beyaz örtmüştür. Ama ben beyaz değilim. Devamlı giydiğim için. İşte gece alemi ayrıdır. Ustad gece alemini ee, bu karanlık örttüğünü çok yerlerde söylüyor. Burada da söylüyor. Nerede diyor? Şualar 94'te diyor ki karanlıktı ee, karanlıklı karanlıklı bir gecede madem gece karanlıklıdır bediği bir şey niye söylüyor? Ondan. Karanlık, gece karanlık değildir. Ee, karanlık ayrı bir şeydir. Şimdi neyse meleklere iman etmenin karından gene bahsedeceğim melekler ve ruhaniler doldurdu. Alemimi, alemimi sevinçlerle güldürdüler. Ve dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla alladıklarını gösterdi. Demek ki vahşet, boşluk ve karanlığı ortadan kaldıran meleklere imandır. Vahşete gurbet diyor. Vay be. Ee, karanlıklı gece diyor. Yani kontrolün olmuyor. Zülmete de şey gaflete de zülmet diyor. Şualar 94'te. Zülmetli bir gaflet içinde. Zülmet de biliyorsunuz karanlık akliyidir, zülmet kalbiyidir. Girmeyeceğim onlara. Ben meleklere imanın faydalarından e, bahsediyorum bahsedelim mesela ne yaptı vahşetli boşluklu karanlıklı dünya ve kainatımı doldurdular başka ne yaptı şu meleğe bak hayalim bu meyvenin lezzetleriyle mesururken umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı tattı birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi Bak yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ahır zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler binler imza bastırdı. Şeytanları susturdu. Şimdi bak insanın fıtratında şu var. Belirli bir mekanda, belirli bir zamanda yaşamak istemiyor olmaz da zaten. Biz mesela 50 sene önce, 60 sene önce ben mesela 55 sene önce bu hayata bastım. Ama kainatın kuruluşundan beri olmak istiyorum. Fıtratımda bu var. Yani ben Adem Aleyhisselam dünyaya indiği zaman ben de olmak istiyordum. İstemeyen yok. Öldükten sonra da yaşamak istiyorum kıyamete kadar. Ee, o da yok ama fıtratımda var yani yaşamam gerekiyor. Peki Adem aleyhisselam zamandan geldiğin zaman ne yapardım? Vallahi o zamandan beri oruç tutmak isterdim, namaz kılmak isterdim, zekat vermek isterdim, hacca gitmek isterdim, hiç günah yapmak istemezdim. Bu mümkün işte. Nedir o? Adem aleyhisselam'a iman ettiğin anda peygamberlere iman Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Adem Aleyhisselam'a iman etmenin etmemenin bedeli kafirsin. Yani Allah'ın kar etmediğini aldı ama kafirsin. Peki peygamberlere Adem Aleyhisselam'a iman etmeyince kafir oluyorsam iman edince en az onun kadar bunun tersi kadar kafirliğin tersi kadar sebabım olması lazım. Ha, Adem aleyhisselam'a iman etmek, Adem aleyhisselam'ın bütün yaptığı hasenatına her şeyine ortağım, Peygamberliğine bile ortağım. Yani iman etmenin çarı bu. Şimdi konum o değil. Yani Peygamberlere iman etmek, onun hasenatına, itikadına ve sebabına, eylemine, seviyem kadar, anlayışım kadar, ona yakınlığım kadar, ona imanım kadar hasenatına, itikadına ortağın. Tamam o değil mesela şimdi. Pe meleklere iman. Meleklere iman. Çok doğal. Şimdi meleklere iman. Yani için iman esasından olmuş? Çok senelerden beri insanları hep meşgul etmiş böyle. Şu 258'de bu çok geniş anlatılıyor. 7 cepheden anlatılıyor da. Ben şimdi tahayyülle, hayal, araştırıyorum diman meratiplerinden. Onun için rast geldiğim bir şeyi hayalle alakalı olduğundan meleklere imanın bu tarafını anlatacağım. Bak şu ağlarda 11. şu ağda e, 11. meselesinde anlatılıyor. 7 farklı cepheden meleklere imanın e, bir de şeyde anlatılıyor. 30. lemada hayat bahsinde meleklere Meleklere hayat noktasındaki karşılıkları, karı bir de 29. sözde anlatıyor. Oradan da bir gönderme yapacağım şimdi. Şimdi bak. Meleklere iman çok tuhaf, çok tuhafıma giden bir şey orada Allah nasip etti. Diyor ki, şimdi insanın fıtratında geleceği garanti altına alması lazım. Yani sonsuz bunu... Ahirete iman cevap veriyor. İnsanın geleceği sonsuz olması ahireti imanla tamamlanıyor. İnsan geçmişini ise ezeli ve ebedi ömrü nasıl olacak? Ben Adem Aleyhisselam'a iman ettimse sebabım oradan başladı. İtikadım da oradan başladı. Allah'a iman edersem ezeli ve ebedi başlamış oluyor. Yani Allah Allah'ın esma ve sıfatı ile başlamış oluyor benim itikadım amelim bunu 15. şuada söylüyor tamam mı? onun için en büyük nimet diyor Allah'ın varlığıdır onun varlığını hamd etmek lazım diyor şimdi melekler çok ilginçtir şimdi diyor ki ee, birden bütün geçmiş andaki enbiyalarla yaşamış ki imanımı şimdi e, hayala şey diyor ustad kuveyi i hayaliye başka kuveyi i akliye kuve-i gadabiye kuveyi i şeviye diyor ya şimdi insanın şöyle diyeyim ona geçmeden şu örneği vereyim e, iki tane şey vereceğim ağaçlar ağaçlar me, melaikenin vücudu haricisidir elbisesidir yani 17. sözde diyor ki melekler o ağaçların içine girerler onlar ağaçlar 0.5 miligram kalsiyum, 0.5 0.7 miligram magnezyum, demir, kükürt vesaire. Ağaca ne emilmesi gerekiyor? Ne yapması gerekiyorsa o ağacın şuurlu adeta ruhu hükmünde melekler. Ondan sonra ağaçlar libası değil de meleklerin evleriymiş gibi içine girerler. Tamam mı? Ee, bu melekler bu kainatı dolduruyor. Başka bir şey anlatacağım da. İnsanın hayaline kuva diyor. Kuvvet diyor. Lugata bakarsanız kuvvet güçtür. Melaikeyedir. Şimdi hayal kendisi melaikeyedir. Ee, akıl kuvayı akliye melaikeyedir. Kuvve-i gadabiye melaikeyedir kuvve şehviye cinsellik manası içinde bir unsurdur. Hayat, hayata bağlılık melaikedir. Yani mesela 29. sözde şöyle geçer. E, sayfayı vereyim de. 510. Diyor ki hayat bir hakikat tariciyedir. Vehmi bir emr hakikat tarici yüklenemez. Mesela hayat. Var mı? Var. Mahluk mudur? Mahluktur. Nefsül emir midir? Yani e, bizim dışımızda bir şey midir? Evet. Hayat diyor bak burada diyor ki hayat hakikat hariciyedir. Yani harici bir hakikattır. Vücudu haricisi vardır. Mahluktur. Ha, mahluk olan her şeyin e, eğer kesif ise elma armut masa gibi ise atomdur. Onun yazılımı, programı melaikiyedir. Şimdi hayal mahluk mudur? Mahluktur. Akıl mahluk mudur? Mahluktur. kube i Şevi mahluk mudur? Mahluktur. Ah, akılla 27. sayfa sözlerde alet diyor. Hayat mahluk mudur? Mahluktur. Vücud haricisi var mı? Var. Ne? Hakikat hariciye sahibi midir? Yani vücudu var yani. Böyle masa gibi. Var. Böyle. Ha, onun e, o vücudu harici denilen şey melektir. Melektir. Şerlerin müekeli kimdir? Melaike midir? Hayır. Şeytanlar ve erva habiseler ve kafir cinlerdir. Onun için o kadar o kadar lazım ki şeytanlarla kafir cinler. Mesela gübrenin müekeli küfür, küfür ağzdan söz çıkıyor. Onun müekkeli erva habisedir. E, Şehrlerin mü mümessilleri insanı fıtratını bozan yanlış yollara sevk eden e, 246'da söylüyor sözlerde insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden ervahı habis ediyor. Ervah. O zaman bunun tersi insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden değil de insanın e, doğru yola sevk eden insanın fıtratını inşa eden her şey melektir erva haliyedir, ruhaniyattır. He, şimdi melek neymiş? Meleklere iman, bir geçmiş ve Allah ile bizim, bizimle ahiret arasındaki boşluğu dolduruyor ve her tarafımız bizim melek. Hayalimiz meleğin vücudu haricisidir. Bak hayat da diyor, ne diyor? Hayat bir hakikat hariciyedir. İlk 500 sözlerden okuyorum vehmi bir emr. Hakikat harici olamaz. Yani böyle anlayışta kalmış. Zannettiğimiz şey. Hayır. Haka, hayat hakikat hariciyedir. E, hayatın içindeki hayal da hakikat hariciyedir. Onun vücudu melektir. Melek. Eee. o melaike ee, hayalimiz e, Hayalimize kuva diyor ya Kuva Kuva kuvvettir. Ahlak neydi Huluklar huyların cemiydi Ahlak Huy Huluklar huylar O da nedir Melaikelerin cemiyidir Meleklerin Kadar ahlakı yüksek oluyor Ahlaksız adam Ya hiç yok veya az var Melaikesi az Çünkü ah ahlak hakikat tahricidir, vehmi bir emir değildir. E, demek ki şeyde de bir yer söyleyeceğim. Çok da ilginç bir yer çalıştığım için söyleyeceğim. Eee şeyde 223'te şu alarda bir zaman diyor küçüklüğümde bak bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum diyor ustad. Kime sormuş hayaline kim sormuş? Ben diyor. Hayal'a diyor ki sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e hiç de düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin dedim. Baktım hayal ne diyormuş. İkincisini arzulayıp bir cinsi, birincisinden ah çekti. Cehennem dayı olsa beka isterim dedi. İşte... Madem mayyet insaninin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Bak, hayaline soruyor, hayal cevap veriyor. O zaman hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bir daha hayalime sordum. Yani ya böyle bir simgedir, semboldur sakın deme. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hayalimden sordum sana diyor ustad küçüklüğümde. Hayalimde sana bir milyon sene vereceğiz ama sonunda hiç olacaksın. Veya böyle beş on sene, altmış sene meşakkatli bir hayat. Sıkıntılı hayala soruyor ama sonunda sonsuz olacaksın. Hayal diyor ki birincisini istemem. İkincisini altmış sene tamam sineme çekerim ama cehennem dahi olsa beka isterim diyen hayaldır. Peki bu hayalı tatmin etmeyen, akıllıca cevap veren hayal şuursuz olur mu? Hayal canlıdır, şuurludur, ruhludur. Şuurlu olduğuna dair bir başka bir yerim var da şöyle geçiyor. Mesela insanın meyline, arzularına me ç, göre çalışmıyor mu Aa, şey hayal? Eğer hayal şuurlu, şuurlu olmamış olsaydı senin meyline ve arzuna uygun çalışır mıydı? Demek ki seni, e, ...senin meyline gören ve hangi tarafta zaafın varsa hayal onu biliyor, ona uygun malzeme yapıyor. Melaike nedir? İşin puf noktası buydu. E, melaike, e, benim hayalim e, donmuş melektir zaten. E, onunla ben geçmişe de gidiyorum, geleceğe de gidiyorum. Hayalime bindim diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü Vesselamı diyor minberde dinleyelim diyor. Ondan sonra Cezuretül Arab'a gideriz diyor ustad. Orada tebliğ ederken vazife başında seyrederiz. Bunu hayal yapıyor. Yani melaike biniyor. Anladın mı abim? Melaike niye iman? Kendine emin yapıyor. Melaike iman kendine iman gibidir. Yani sen her tarz... şöyle bir düşün bir bina. Tuğlalar var, tamam mı? Tuğlalar. Tuğlalar. Koca bir ne olmuş? O tuğla hepsi bir melaikedir. Hepsi melaikedir. Şimdi, kuveyi hayali bir tuğladır. Kuve-i bir tuğladır. Kuve-i bir bir tuğladır. Tahayyül bir tuğladır. Tasavvur bir tuğladır. Vehim bir tuğladır. Acayip bir şey. Hayalime bindim diyor. Ustad diyor ki hayal, hayal gözüyle baktım diyor. Hayal gözdür. Bak hayal e, gö göz o olabiliyor bazen. Hayal güçtür, mekandır. Taşınmaya vasıta olan vasıtadır. Seni oraya oraları bu tarafa götürür. Gözdür, güçtür, mekansız mekandır. Demek ki hayalime bindim derken melaikelere bindim. Melaikelerin e, yani vücudu haricisi donmuş hali böyle masa gibi hayaldir. Onun üzerinde biz tasarruf ediyoruz. Meleklere iman etmek, kendi sistemine iman etmek. Bir şey de müsaade edin şunu da söyleyeyim uzattım zannediyorum ama Şimdi ulemanın bu. Bu benim fikrim değil. Şu anda söyleyeceğim. Altı tane iman esası var. Allah'a iman, peygambere iman, amentü billahi ve melâiketi ve kütübî ve rusuli ve liyumil ahirîl Beş tane iman esası var. Niye altı tane iman esası var da beş tane? Altı tane iman esası olsaydı. alimler der ki İslam esasına bir namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kaca gitmek, kelime şehadet getirmek. Bu beş... Beş tanesini, beş tanesini yaşamaya muhatap olan olan ve bu, bunu bu beş taneyi yaşayıp haddini bilip hududunda kalan insanın kendisi. Yani 6 altı altıncı gizli bir gizli bir iman esası İslam esası var. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac'a gitmek, kelime şehadet getirmek, zekat vermek, altı insan haddini bilmesi, haddini bilmek bu kitap şeylerde yok da. He, demek ki hayal, hayalini bilmek, hayala şey meleklere iman etmek, kendinden emin olmak. Sistemin bütünlüğü hep haya şey melektir zaten. Bir lezzeti ruhaniyemi biraz paylaşmak istedim ama gücüm yetmedi. Şualar 257-258'i okumanızı tavsiyedir. Dua edin. Ben de dua ediyorum. Bana dua edenleri Ya Rabbi kim bana dua ediyorsa Allah'ım sen onları biliyorsun. İnsi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden erva habiselerden mevadi şerirelerden e, kimsesizlik vahşetinden erva habisinin izacatından bu dehşetlerin, vahşetlerin ceminden hıfz emineyle eyle ya Rabbi. Kim bana nasıl dua ediyorsa, kim bize nasıl dua ediyorsak Allah'ım onları iki cihanda azizeyle, eyle, merhamet eyle, taksiratlarını affeyle, kusurlarını affeyle ya Rabbi. Onların ve bizim. Allah'ım biz insanız ya Rabbi. Kusurda, noksanlıklarla doluyuz. Yani beri değiliz ya Rabbi. Beşeriyetimizi ve verip bizi affeyle, bizi merhamet eyle. Bizi muhatap eyle ya Rabbi. Allah'lığın hatırına. El Fatiha.